bunlar boş işler. Yani siz bu çocuğunuzu anladığım kadarıyla istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Zaten kendime söyledim diyorsunuz hanımefendi. Çocuğu istediğiniz kadar siz doğurun. Bu çocuk devletin çocuğu. Bu çocuğun nerede olduğunu bildirmek zorundasınız. Buraya halası da gelse, eniştesi de gelse, gelmese de. Ben inanıyorum ki şimdi çocuk şubede ayrıca ilgilenecektir. Yani kim nereden sizi arıyor? Sizin öyle, siz eğer çocuğunuzu kendiniz nerede olduğunu bilmeseniz bu kadar rahat bir anne olamazdınız. Ben inanmıyorum, kusura bakmayın. 3 ay, 16 yaşında çocuk. Yapmayın hanımefendi ya, bana buraya her gün anne geliyor ya. Yani siz hala diyorsunuz ki bana 3 gün mühlet verdiler. Ben de kızıma söyledim, babaannesiyle konuşturdum ki size çıkmasınlar. Kızın babaannenine konuş ki Müge Anlı'ya çıkmasınlar. Yani senin de rahatın bozulmasın. Sen orada kal diyorsunuz siz. Nerede? Müge Hanım, bir bilinmezden bir şey konuşuyorsunuz şu anda benimle. Ne konuşuyorum? Kimse beni. Ne konuşuyormuşum? Kimse benim canımı ne kadar yandırır. Pardon, bir dakika anlamadım. Ne konuşuyormuşum? Müge Hanım, benim canım kimse yandığını ne kadar yandığını bilemez. Ben burada tek başıma ben bu kızla konuşmam. Söylesenize reciden bir şey soruyorum ya. Canımın, benim canımın yandığı kadar. He? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben dün kızımla konuştuktan sonra ben rahat olmuşum şu anda. Vallahi nasıl rahat olduğunuzu ben anlamadım. Ben bu kadar, neden bu ailede yola çıktıktan sonra kızınız da sizi nasıl tesadüfen aradı ben açıkçası orayı da bilmiyorum. Ayrıca nasıl rahat olabilir? Nasıl rahat olabilirsiniz hanımefendi? Kızınızın nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Kimlerin elinde olduğunu bilmiyorsunuz. Uyuşturucuya mı alıştırıldı, maddeye mi alıştırıldı? Ya da bir şekilde bedeni üzerinden para mı kazanılıyor? Böyle bir çeteye mi düştü? Bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Ya neler, nasıl rahat oluyorsunuz? Neler izliyoruz televizyonda Songül, neler izliyoruz? Nasıl rahat olabiliyorsunuz? Tamam, en azından nerede olduğunu biliyorsanız söyleyin. Müge Hanım. Efendim? Ben bilsem zaten kendim giderim ağlarım ya. Ben her seferinde ben kızımı bulmuşum. Ben benim okumuşum olmadı sürece ben sabaha kadar telefonları bütün o hesaplarını arkadaşlarına aramışım. Telefonu inceleyebilirsiniz. Ben, tamam, kimse beni bilmiyor. Ben kızımın içine düşüyorum. Bana anlattıklarınız normal gelmedi. O zaman siz de şu anda bu hanımefendiyle beyefendi gibi sizin de burada olmanız gerekmiyor mu? Kızınızın gerçek durumunu ya yani, öğrenmek için. Tehdit ediyor. Hala yani Allah razı, benim çocuğum öyle biri arasa ben dua ederim ya. Allah razı olsun, çocuğumun peşine düşmüş derim. Allah Allah. Başakşehir'e gidin Müge Hanım. He? Adres ver. Adres ver. Bunlar var orada. Orada güvenlikler var. Hepsine gitmiş benim kardeşimin kızıyla beraber bunlar hepsine gitmiş. Oraya hepsini arasınızda Gülcan diye bir azami bir kız çıkıyor. Kendi kızımı zannediyorum, dünyalar sanki benim oldu. Sonra ben bir bakıyorum kızım değil. Eşim kaldı hastanede fenalaşmış. İlk yerinde fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. Sevinçten heyecan yapıyorum, bir şey oldu. O öyle oldu. Zannediyorsun ben kızım peşinde değil mi? Hayır, sizin anlattıklarınız normal değil. Ben buraya neden halayla eniştenin geldiğini anlyorum. Sizin anlattıklarınız kusura bakmayın, normal değil. Hem kusura bakmasın. Dün akşamki yaptığı telefon konuşması da bana pek gerçek gelmiyor. Gerçek geldiyse de nerede olduğunu bilmiyor. Gerçek gelmediyse de nerede olduğunu. Yani gerçekse de nerede olduğunu biliyorsa gerçek değilse de nerede olduğunu biliyor. Gizleniyor. Evet, yani siz bir şeyleri gizliyorsunuz. Neden gizlediğinizi anlamıyorum ama kusura bakmayın. Bir de biri tehdit. 16 yaşındaki o çocuktan sorumlusunuz siz hanımefendi. Yani yani bu eşinizde suç geçmişiniz de açıkçası akıllarda soru işareti yaratıyor. Siz bu çocuğun nerede olduğunu ortaya çıkaracaksınız. Madem ulaşabiliyorsunuz, açın çocuk nerede, biz de öğrenelim. Artık bu hala enişteden de çıkar yani. Bu çocuk anayasaya göre devletin çocuğu. Yani öyle her istediğinizi yapamazsınız yani. 16 yaşındaki çocuğu ona buna şuna veremezsiniz, evlendiremezsiniz. Bir de savcı, yapamazsınız bu işin içerisinde yani. Savcı akraban var demiş Songül. Kim? Ya savcı akrabası. 3 gün, 2-3 gün evvel... Boş ver onları. Savcı ilgileniyor demiş. Boş bu işte siz onları karışmayın. Boş demiş. Öyle mi? Akraba savcınız var, o mu ilgileniyor? Kime demişim ben evlendireceğim demişim. Yasemin... Bir daha öğretmenim bana karşı. Yasemin'le görüşmüşsün Songül. Yasemin'i anlatmışsın. Savcı var demişsin akrabam. Hah. O ilgileniyor. Hepsini tutuklatırım demişsin oraya çıkanların. Kime demişim ben demişim? Yasemin'e demiş. Bana kimse iftiralar atmasınlar. Songül Hanım, bakın anlamadığımız şu. Neden siz kızınızın ekranda fotoğrafının görünüp bulunmasını istemiyorsunuz?
buraya geldikleri için yayında da söylediniz. Niye şikayet ediyorsunuz onları? Niye fotoğrafı görünsün istemiyorsunuz? Nedir yani? Maksat ne? Kızını istemiyor. Kızınız yok ortada. Kızınızın istediğine mi bağlı? Songül zaten... Ben ne yapabilirim? Songül zaten Gülcan sağlıklı... Sen kızını bulmakla mükellef değil misin kardeşim sen? Songül zaten çocuk normal değil. Sen de biliyorsun. Çocuk zaten normal, sağlıklı düşünemiyor bu çocuk. Sen de biliyorsun. Belki zorla tutuluyor. Nereden biliyorsun Songül? Belki çocuk zorla konuşturuluyor. Sen görmüyorsun ki çocuğun sesini duyuyorsun. Çocuk söyleyemiyor. Biliyorsun zaten Gülcan. Bizim çok şey. Tamam biz hanımefendinin arkadaşlar. Songül Hanım. Sizi nereden aradığını arkadaşlarımız yanınıza gelsinler. Siz arkadaşlarımıza iletin. Biz nereden olduğunu aradığını bulalım çocuğunuzun. Olur mu? Tamam. İster misiniz? Ben bir eşimle görüşemeyeceğim. Eşinizle görüşmenize ne lüzum var? Kızını sizi nereden aradı bulayım diyorum. Daha eşinizle niye görüşüyorsunuz? Hanımefendi bakın bu kız için böyle başlık parası falan aldıysanız. Ya da bunları geri vereceksiniz yani. Baştan söyleyeyim de. Yok öyle dava. Öyle dava yok yani. Eşinle de görüşecek bir şeyin yok. Burada ablası var 2 yaşında çocuk gibi diyor. Sana diyorum ki kızın seni nereden aradıysa bulalım nereden aradın diyorum. Niye eşinle görüşeceksin daha? Bunların yanında başka çocuklar da mı var? Ya, kaç tane daha var? 2 tane. Onlar kaç yaşında? Kızımız 4 yaşında, oğlumuz da 1,5-2 yaşında. Cezaevinden çıkınca mı yaptılar onları? Tabii ondan sonra oldu çocuklar. Ne kadar güzel de çocuklarımız ay var. Vallahi, kızımız da güzel. Ben. Ben ona kötü bir şey demiyorum ki bulalım. Ben ona 10 günden beri benim boğazlarım şişti ya. Allah aşkınıza ya. Gerçekten ne konuştuğunuzu anlamıyorum. Ben bulalım demek de bulmuyor. Gel bulalım diyorum eşime sorayım diyor ya. Vallahi boğazlarım şişti 10 gündür zaten kuvatırım. Vallahi boğazlarım şişti bağırmaktan. Tamam diyorum gel gidelim çocuğumuzu bulalım. Müge Anlı'ya götürelim. Hastaneye yatıralım, başka okula koyalım. Başka bir şey var bu işin içinde ama dur bakalım bekleyeceğiz göreceğiz. İşin içinde ne var? Çatır çatır kavga. Arkadaşlar gidin Songül Hanım'ın yanına. Hangi karakolmuş aslında ona da başvuralım. Nereden aramış dün kızımızı? Bulur onu zaten polis. Nereden aradıysa. Nerede 16 yaşındaki çocuğumuzu öğrenelim. Bakın arkadaşlar 16 yaşındaki bir çocuğu kimse bedavadan 3 ay bakmaz. Var bir nedeni. Bir nedeni var. Evet ya satıyorlar. Yani evli değil işte zaten. Ben de bu ülkede bunu anlatamıyorum. Yok, evlilik mi evlilik yok 16 yaşındaki çocukla ilgili. Birisi almış kullanıyor. Hangi konuda bu örgüt iş yapıyorsa bu kızı kullanıyor. 2 defa 2 4. Bunda başka şey yok yani. Bu kadar. Başka yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.